Herkese merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda Wolverine hikayemize kaldığımız yerden devam etmeye çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden direkt konumuza giriyorum. Öncesinde de görsellerin telif hakkının Marvel'a ait olduğunu söyleyeyim ve başladık. En son Wolverine Romulus'un dikkatini çekmişti. Wolverine'in bundan haberi bile yok ve o şekilde Kanada'ya gidecekti. Öncesinde de bir Madripoor'a uğruyor. Romulus'un dikkatini çektikten sonra eleman Logan'ın peşini hemen bırakmıyor. Kendisine ait sağlam bir çevresi olduğu için Romulus'un operasyondaki adamlarını Logan'ın habersiz şekilde ona her zaman yakın tutuyor. Logan Madripoor'da paralı asker olmaya karar veriyor. Serap adında bir tane kadınla tanışıyor. Kendisi Romulus tarafından ayarlanmış. Hani öyle söyleniyor. Ama bu henüz belli değil, öyle söyleyeyim. Logan'ı baştan çıkarıp onunla beraber olacak ve en önemlisi ona öldürmeyi öğretecek. Romulus'un isteği aslında bu. Serap'ın öldür diye söylediği herkesi Logan sorgusuz sualsiz öldürmeye başlıyor orada. Hani niye bunu öldürüyoruz, bu adamın ya da kadının günahı nedir gibi sorular hiçbir zaman sormuyor Logan. Serap adlı hanımefendinin birisi tarafından tutulduğunu biliyor Wolverine ama kim olduğunu ne umursuyor ne de o konunun üzerine düşüyor. Bunu fark ettiren adamı Wolverine öldürüyor, Serap'a soruyor hani ne ayak hayırdır falan diye. Serap da ben bahsedemem bu olaydan, herkesin mezara götürmesi gereken sırları vardır diye söylüyor. Logan da bu olayı umursamadığı için kızın üzerine gitmiyor fazla. Bir müddet sonra da Wolverine kadından ayrılıp Kanada'ya doğru yola çıkıyor. Buraya geldikten sonra Silver Fox'la tanışıp yeni bir hayat kurmaya çalışıyor Wolverine. Avcılıkla, çiftçilikle mutlu mesut yaşamaya çalışırken doğum günde Sabretooth ortaya çıkıyor. Bazı yerlerde Victor'ın Romulus'un emriyle geldiği yazar. Bazılarında da kardeşinin intikamı için her doğum gününde kavgaya geldiği yazar. Ama Victor'ın çizgi romanlarda Romulus'un emrinde çalıştığı görülmüştü. Marvel evreninin en pislik karakterinden birisi olan Victor, Silver Fox'u öldürüp Wolverine'le kavga ediyor ve onu da dövüyor. Sonra da o bölgedeki insanlara Silver Fox'u Wolverine'in öldürdüğünü anlatıyor. Böylelikle oradaki insanların da Logan'dan nefret etmesini sağlıyor. Logan'a da bölgedeki insanların bu olayı duydukları için onu istemediğini anlatıyor. Hani bir nevi herkese Logan'ı kötülüyor ama buna Logan'ın kendisi de dahil. 1911 yılında ya da o dönemlerde Wolverine'in Loki ile denk geldiği bir olay oluyor. O zamanlarda Logan kuzeyden gelen öldürülemeyen adam olarak tanınıyor. 4 kişinin öldürüldüğü bir olay için Logan inceleme yapmaya çalışıyor orada. Tam o sırada da zamanda yolculuk yapmış olan Loki ortaya çıkıyor. Loki kendi kimliğini gizli tutmak için adının Bob olduğunu söylüyor. Loki bu ismi seçmesinin sebebi Logan'a dalga geçmek aslında. Çünkü Logan sürekli hani Bob kelimesini kullanır. Neyse, beraber bu olayı çözmek için farklı bir yöntem kullanıyorlar. Bir tane bara gidip kartlarla oyun oynarken Loki birisini kızdırıyor orada. Kızın eleman da silahını çekip Loki'yi kafasından vuruyor. Loki orada ölmüyor tabii. Logan da silah sesini duyup o bara geliyor. Ve o şekilde o ölüm olayları çözüyorlar. Mevzusu ise aslında şöyle. Şimdi bu başta bahsettiğim 4 kişiyi öldüren silahın özelliklerini Logan anlamış. Kendisinde iyi koku alma gibi özellikler olduğu için o silahın özelliklerini biliyor. Loki'ye gelen kurşundaki silahtan çıkan kokudur, dumandır falan onları da anlıyor ve ikisi arasında bir kıyaslama yapabiliyor. Silahların aynı olduğunu anlayınca da adamı yakalamak istiyorlar. O barda kavga çıkıyor ama nihayetinde Loki ve Logan katilleri yakalayabiliyorlar. 1. Dünya Savaşı başlamadan önce de Logan Kanada ordusuna katılıyor. Orada Şeytan Takımı isminde bir tane ekibe dahil oluyor. Bu ekip Kanada ordusunun içinde olsa da dönem dönem Romulus'un işlerini yapmış. Başta da söylediğim gibi Logan Romulus denen herifin dikkatini çektikten sonra bir daha gözünü hiç ondan ayırmıyor. Hani herifin kendisi uzakta olsa bile en az bir tane adamını yakınlarında tutuyor. Bu kişi Victor Creed olabiliyor ya da Logan'a aşık etmek istediği bir tane kadın olabiliyor veya ele geçirdiği başka birisi oluyor. Ama Logan'ın olduğu bölgede en az 1-2 tane ajan bulunduruyor. Orada da Janet adında bir tane kadın ona aşık oluyor ve yine kendisine de aşık etmekle görevli. Görevlendiren kişi Romulus. Orada kendi bölüğünün komutanı da Silas Burr adında bir eleman oluyor. Bu herif kendi makamını kötüye kullanarak işler yapmaya çalışan birisi. Bu işler de öyle ufak tefek çoluğu çocuğu öldürme boyutuna kadar çıkmış. Bunlar açığa çıkınca da idam edilmesine karar veriliyor. Onu da idam edileceği yere götürülürken Victor Creed kaçırıp Logan'ın eğitim aldığı yere geri getiriyor. Oradan da Frederick Hudson adında bir tane eleman bu herifi para karşılığı kiralıyor. Amacı Logan'ın hayatını kabusa çevirip adamı tam bir katil haline getirmek. 1. Dünya Savaşı başladığı zaman Logan diğer askerlerle birlikte Avrupa'ya göreve gönderiliyor. 1915 yılında da Logan Belçika'da Azrail'in farklı bir versiyonuyla karşılaşıyor. Adamın ismi Lazer. Wolverine'le bayağı uzun süren bir kavga ediyorlar ve bir noktada Lazer avantaj yakalayıp elindeki kılıcı Wolverine'in göğsüne saplıyor. Hatta Tekken'deki Yoshimitsu'nun suicide hareketinde kendine yaptığı gibi Wolverine'in göğsünü yarıyor bayağı. Sonra da iyileşme faktörünün verdiği avantajla göğsündeki kılıcı çıkarıp rakibi şaşırtıyor ve o sayede diğer elemanı öldürebiliyor. Öldürdükten sonra da derin bir depresyona giriyor Wolverine.
daha fazla alkol içmeye başlıyor. Savaş döneminde olduğu halde daha az yemek yemeye başlıyor. En sonunda bu böyle devam etmez, benim varlığım doğal bir hayat içerisinde değil diye düşünüp kafasına silahı dayıyor. Bu silahın adamantiyumdan mı olduğu ya da özel bir silah olup olmadığı belli değil. Ama Logan ölmek istediği için istediği sonuca ulaştırabilecek bir silah diye düşünüyorum. Tam kendini öldüreceği sırada da Doctor Strange durduruyor onu. Sonra da öldürdüğü lazer adındaki eleman karşısında beliriyor ve olayın aslında depresyondan ziyade lazeri öldürmesinden kaynaklıymış. Logan lazeri öldürerek doğal yaşam düzenini bozduğu için bu kendini suçlama ve diğer olayları ceza olarak çekiyormuş. Birinci Dünya Savaşı tamamlandıktan sonra da 1921 yılında Logan Amerika'ya gidiyor. Daha doğrusu Meksika'da bir çölde buluyor kendisini. Oradaki yerel polis Logan'ı at hırsızlığı suçundan yakalıyor. Yanında bir tane daha suçlu var. O arkadaş da Mystic ama Logan'ın eli gözü bağlı olduğu için yanındakinin kim olduğunu bilmiyor. Sesini duyuyor sadece. Elemanlar ateş etmeden önce Mystic ellerini çözebilmeyi başarıp kaçabiliyor. Logan ise kurşunları tanklayabildiğini gösteriyor herkese. Mystic, Logan'la tanıştıktan sonra onu kendi ekibiyle tanıştırmak istiyor ve bir banka soygunu planladıklarından bahsediyor. Logan önce başkalarının ekibine dahil olmak istemediğini dile getiriyor ama Mystic biraz ikna edici konuşma ve öpücüklerle Logan Bey'i ikna edebiliyor. Sonra da Mystic soygun planında kendi payına düşeni yapmayıp kaçıyor orada. Wolverine de ayrılıyor tabii ki. 1920'lerin sonlarına doğru da Wolverine için Prohibition Era'ya geçiliyor. Bu dönemi olayı şöyle, tam tarihini bilmiyorum ama Amerika'da alkol içeren içeceklerin satışı, ticareti veya taşımacılığı tamamen yasaklanmış zaman olarak geçiyor bu. İkinci Dünya Savaşı'na gelene kadar da Wolverine Çin'e gidiyor, Güney Afrika'ya gidip fil arkadaş ediniyor, sonra Madripoor'a dönüp suikastçilik öğrenmeye çalışıyor, İç savaş olduğu dönemde İspanya'ya gidiyor, daha sonra Taras Romanov adlı elemandan casusluk öğreniyor, karşılığında da Natasha'ya dövüş eğitimi veriyor. Natasha da bayağı pislik dövüşüyor, onu da söyleyeyim. Bu arada casusluk eğitiminde Logan'ı oraya eğitim alması için başkası göndermiş. Gönderen kişi henüz belli değil ama aldığı eğitimin sonunda Natasha'yı ve Taras'ı öldürecek. Aynı şekilde Taras da Natasha'ya aldığı dövüş eğitiminin sonrasında Logan'ı öldürmesini istiyor. Logan Taras'ı öldürüyor ama Natasha'yı serbest bırakıyor. Natasha da sana borçluyum diye söylüyor ona. Hani orada bir sözleşme oluyor aralarında. Buradaki görevini kendine özgü şekilde tamamladıktan sonra Kanada'da katıldığı ordunun eğitim alanına ve şeytan takımına geri dönüyor. Burada bir süre daha eğitim alıp 2. Dünya Savaşı'na katılacak. Eğitim alanına geldiği zaman Silas Burr Logan'a ders vermek istiyor. Logan ne zaman vahşi içgüdülerinin üstesinden gelse sevdiklerinden birisinin öleceğini göstermek istiyor. Bunun için de Janet adında sevdiği kadınlardan bir tanesini orada öldürüyor. Logan Silas'ın üzerine atladığında da Silas karşılık olarak Logan'ın gözünü oyuyor orada. 1941 yılında da Logan Madripoor'a gönderiliyor. Orada daha önceki sevgilisi olan Serap'tan yeni görevlere gidecek. Ayrıca bu görevde Serap, Logan ve Kaptan Steven Rogers beraber çalışacaklar. Bunu da söyleyerek videoyu tamamlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweet atabilirsiniz veya Instagram'dan DM'ye gönderebilirsiniz. Bunu da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.